Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda neler yapacağız diyorsanız hemen anlatayım. AMD sorunlarını, neler yaşayabileceğinizi ya da illa bütçe kısıtlı AMD alacağım diyorsanız ne şekilde almanız gerekiyor bunları anlatacağım. Hemen sistemi ve oyunları yükledim. Bir heyecanla açtım makineyi başladım teste. Performansı çalışması Ryzen 5 3600'ün gayet güzel. Hızlı makine. İlk gördüğüm şey 60 Watt'lık bir işlemci. Maksimum 80'lere çıkıyor. Puanlamasına baktığım zaman 3600 1600 işlemcinin yaklaşık 17500 civar bir puanlaması var. 12400 Intel i5'e baktığım zaman da bunun puanlaması 20.000. Giriş seviyesi bir oyun sistemi toplayacaksınız. ideal iki sistem. Şimdi alt seviyeden i7'ler var. Değişik buzlara yaklaşabilecek işlemciler var ama bu sefer de ileriye dönük yatırım yapmış olmuyorsunuz. Şimdi minimum bir 12400 alırsanız ne yapabilirsiniz? 12. nesil, 13. nesil, 14. nesile upgrade yapabilirsiniz. Böylece iki kere masraf yapmaz. ileriye dönük yatırım yapmış olursunuz. O yüzden benim için bu ikisi giriş seviyesi. 12400'e yakın olduğu için 3600'ü tercih etme sebebim buydu. İlk gördüğüm sorunu söyleyeyim. 66 bir işlemci gayet iyi çalışması gerek. Çalışıyor ama ısınıyor. Daha önce 12400 kullanıyordum. stok fanla bile gerçekten iyi çalışıyordu. Ama Ryzen 5 3600 yaklaşık 85-90 derecelere çıkıyor. Şimdi taktım fan da Rampage. Kule tipi bir fan. Düşündüm bu buna yeter. Çok abartı sıcaklıklar olmaz diye düşünmüştüm. O 85'te 90 derece stres testinde gerçekten yüksek bir sıcaklık. Kasaya montajladığınız zaman büyük ihtimalle oyunlar da 75 dereceyi bulacaktır. Daha sonra Deepcool AG400'ü takmayı denedim. Bunda 70 derecenin altında yaklaşık 4200 MHz'de makina gayet stabil çalıştı. Eğer AMD işlemci alacaksanız Deepcool olabilir, Thermaltake olabilir, Zalman olabilir. İyi bir kule tipi soğutucu almanız gerçekten önemli. Su soğutucular da versiyon 2'leri tercih edin. Bağlantı noktalarını sanayi tipi yaptıkları için sızıntı vesaire sisteminizin çöp olma olasılığı çok daha düşük olacaktır. Versiyon 1'lerdeki sorunları da zaten halletmiş oluyorlar ve fan hızları da çok daha iyi oluyor. Soğutması daha iyi oluyor. Mecbur sistemi bu şekil topladım. Anlayacağınız ilk karşılaştığım sorun ısınma sorunu. Bu arada donanımı bıraktım. Satış yapmıyorum. Aldığım ürünler kendi cebimden aldığım ürünler. Neyse dedim bu halledilir. Açtım GTA 5'i. 5 dakika sonra tık oyundan atıyor veya makina kilitleniyor. Düşündüm optimizasyon sorunu olabilir vesaire. Bir başka oyunda deneyeyim. Cyberpunk açtım. Aynı sonda da oldu. Bu arada Windows kurmadan önce BIOS'u upgrade etmiştim. Hemen girdim XMP ayarlarına. 3200 MHz gayet düzgün çalışıyor. Hata analizlerine bakıyorum. Mini dump dosyalarına bakıyorum. Sorun gözükmüyor. Şöyle bir şey yaptım. XMP profilini devre dışı bıraktım. 2400 MHz'e çektim. Yani orijinal hızlarını çektim remleri, Oyunu açtım. Oyunlar gayet canavar çalışıyor. Orada jeton düştü. AMD'lerde klasik olay, RAM uyumsuzluğu. Bu sorunu çözmeyle ilgili de kısa bilgiler vereyim size. Anakartın sayfasına gireceksiniz. Support bölümünde anakartın hangi remlerle uyumlu olduğunu size söyler ve o remleri satın almanız gerekiyor. İkinci seçenek XMP profillerini elle ayarlamak, manuel olarak voltajları ayarlayarak sorunu çözme ihtimaliniz yüksek. Biraz ayar yapmayı denedim. uğraş uğraş sorun devam ediyor. RAM'lerin yerini değiştirebilirsiniz bu durumda belki çözülebilir. Sonuç olarak yeni anakart alacaktım ya da yeni RAM'ler alarak denemeye devam ederek sorunu çözmek zorunda kalacaktım. Dedim bu kadar masraf yapmaya gerek yok. Hemen bunu sat gitsin ve vazgeçtim. Böyle bir sistemi toplamaya kalkarsanız hemen hesaplayalım. Powera 1600 lira verdik. Kasaya 1750 lira verdik. Anakarta 2000 lira, işlemci ve kule tipi fana 2000 lira verdik. NVMe 512 GB 800 lira verdik. 2 x 8 16 GB 3200 mega Kingston Free Dual Kit RAM'lere de 1000 lira verdik. Bendeki ekran kartı 1070 Ti. Ona da 3000 lira diyelim. Bu sistem yaklaşık 12000 lira civarına gelecektir size. Kasayı ikinci el alırsınız. Bazı parçaları biraz daha aşağı çekersiniz. 10000 liraya kadar düşürebilirsiniz bu sistemi. Anlayacağınız bu sistemi 10000 ile 12000 arasına toplayabiliyoruz. Bu arada küçük bir uyarı yapayım size. Kingston RAM'lerde piyasada sahte çok. Eğer orijinal RAM ses 8 GB için 500 lira 600 lira iyi fiyat olabilir. Bu zamanda hemen parayı dolara çevireceksiniz. Şimdi şöyle yapalım. AMD sistemi nereden almalısınız ve AMD sorunlarını sizlere anlatayım. Sonra da videomuzu bitirelim. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Adı üstünde toplama. Birçok farklı parça bir araya geliyor komponent. Sisteminizi oluşturuyor. Bu kadar farklı yerden parçanın gelmesi gerçekten risk faktörü diyebilirim size. AMD sistemi alacaksanız bence kasa olarak alın. Hard diskini test edin. Bir oyun açın. Yarım saat bir saat oyun oynayın o sistemde. RAM'leri test edin. Ekran kartı testlerini yapın. Böylece tek bir hedefe kitlenip sistem stabilse satın alabilirsiniz. Ya da bir bilgisayarcılığından alabilirsiniz. Ya da iyi bir firmadan. Tabi her zaman için konuşun. Eğer ikinci el bir ürünü alıyorsanız ben bunun testlerini iki güne yayarak yoğun bir şekilde yapacağım. Bir süre zarfında sorun çıkarsa ben bunu iade edebilir miyim? Bunun için bana bir taahhüt vermen gerekiyor. WhatsApp'tan yazabilir size. Bu ürünü sattım ama iki gün içinde sorun olması halinde iade alırım diye yazsın. Her zaman işlerinizi kağıt üzerinde yapın ve bir delil olsun. Ya da büyük bir firmadan alabilirsiniz. Ama bunda da hemen elinizi çabuk tutun. Testleri yapın. Baktın sorun var, iade edin. İhtimalle onlar sistemi toplarken stabil bir sistem oluşturmuşlardır. Testlerini yapmışlardır. Ona göre parçaları ithal etmişlerdir ya da almışlardır. Sorun yaşama şansınız çok daha düşük olur. Parça parça almak gerçekten bir risk. Eskiden AMD sürücülerine önem verirdi. Ama şimdi baktın zaman bir sürücü yüklüyorsunuz sorunlu. Mecbur eski sürücüye geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Windows update'i kapatmak zorundasınız böyle bir durumda. Bu sefer ne oluyor? Bir süre sonra tık yeni driver'ı tekrardan yüklüyor. Anlayacağınız uğraş babam uğraş. 3700 U'da HD bus driver'ında sorun yaşadım. Amerikan ofisiyle delin konuştum. Yardımcı olmadılar. Müşteri hizmetlerini aradım. Resmen dalga geçtiler. O konuyu daha sonra sizlere anlatırım. Sıfır bilgi bu kadarını söyleyeyim size. Uğraşarak sorunu çözdüm ama o kadar midem bulandı ki direkt zararına makineyi sattım. Şimdi bu sorunların sebebi %100 AMD mi derseniz kesinlikle değil. Windows olsun, firmalar olsun AMD'ye gerekli özeni, ilgiyi göstermiyorlar. Hemen AMD'nin genel sorunlarını bir gözden geçirelim. Genelde AMD, AMD sistemlerde driver sorunları yaşarsınız. Ekran kartı driver olabilir, HDMI bağlantı driver olabilir, gecikme delay sorunları olabilir ekran kartı ile alakalı. Bu üç sorunu ana sorunlar olarak söyleyebilirim. Geçen sene başınıza gelmiştir büyük ihtimalle. Yeni update'ler geldi Windows'a. AMD'nin cache ile ilgili bir sıkıntı oluştu. Makine açılıyor, ses 3 saniye sonra geliyor. lag, her şey şey geriden. Mecbur ne yaptık? Update'leri geri çektik ve kapatmak zorunda kaldık ki makine stabil çalışsın. Anlayacağınız sorun sadece AMD'de değil. Ama şöyle düşünün. Stabil bir AMD sistem topladığınız fiyatı çok uyguna geldi ve oyunlarda süper performans alıyorsunuz. O zaman şanslılar kulübündesiniz demektir. <laughs> Bellek sorunlarını, RAM uyumsuzluklarını sizlere söylemiştim. Bir de ekran kartlarında grafik hataları ve çökmeler olabiliyor. Black screen, drop, delay, gecikme, uçuş sorunlar da yaşanabiliyor. Programlar uyumlu olmadığı için enkode olayında da çok yavaş kalabiliyor AMD. Bunu da belirteyim sizlere. Bunu da şöyle anlatayım size. 10-15 bin lira civarı bir AMD işlemciniz var. Aynı şekilde Intel'iniz var. Intel daha iyi çalışacaktır. Ama Intel makineye AMD ekran kartı takıp enkode almaya kurgu yapmaya çalışırsanız sonuç belli. Fiyasko. de CUDA çekirdeklerini kullanıyor herhalde Nvidia'nın ve performans gerçekten inanılmaz oluyor. Bunu söyleyeyim size. Hemen aklıma gelen bir sorunu da söyleyeyim size. Geçen TikTok'ta bir arkadaş paylaşmış. O da genelde Ahmed sistemler satıyor. AMD ekran kartını normal AMD kasaya taktığı zaman görüntü alıyor, sorunsuz çalışıyor. Aynı ekran kartını Intel kasaya takıyor, görüntü alamıyor. Bayağı bir öflüyordu. Haklı diyebilirim. Peki Intel süper mi ya da Nvidia süper mi? Onda da sorunlar olabiliyor tabii ki ama çözmesi biraz daha kolay diyebilirim. Bazı sorunlar vardır. Parası olan da bu sorunu, aynı sorunu yaşar. Parası olmayan da aynı sorunu yaşar. Mesela Adobe Premiere'de encode alacaksınız, bir hata veriyor ve bunu çözmeye çalışıyorsun. 300 bin alıp bilgisayar olan bir adam da bu hatayı alıyor. 50 bin liralık bilgisayar olan da aynı hatayı alıyor. Ama burada parası olanın da uğraşması gerek, olmayanın da uğraşması gerek. Kim vazgeçmezse o sorunu çözer. Parası olan adam gider, iyi plakinler, hata vermeyen plakinler satın alır. O sorunu biraz daha hızlı çözebilir. Anlayacağınız para her kapıyı açmıyor bazı durumlarda. Açıkçası hazır sistem alabilirim ABD'de. Parça parça toplamak istiyorsam elimde yeterli derecede test parçası olmak zorunda. Bunlar yoksa bulaşmayacağım bir daha. Haberiniz olsun. Evet videoyu buraya kadar izlediyseniz bilgiye önem veren ender insanlardan birisiniz demektir. Hemen abone ol butonuna tıklayıp takip ederek yorumlarla etkileşimi arttırabilirsiniz bu durumda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.